Girdik. Türkiye sebze üretiminin önemli bölümünü seralardan elde ediyor. Örtü altı üretim alanlarının yaklaşık %94'ünde sebze, %6'sındaysa meyve üretiliyor. Hükümet seralardaki üretimin ve kalitenin artırılması için harekete geçti. Başta Antalya olmak üzere bu bölge için çok önemli bir yer tutan seracılıkla ilgili kapasite ve altyapıda iyileşmeyi, gelişimi ve dönüşümü sağlayacak çok önemli bir çalışmayı da bu haftaki Gıda Komitesi toplantımızda başlattığımızı buradan ifade edeyim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu açıklaması üreticileri heyecanlandırdı. Şu anda seralarımız eski olduğundan dolayı ve muntazam olmadığından haşere ve hastalıklar, mantar hastalıkları bol miktarda bulunmakta oluyor. Havalandırması ve modernizasyonu yapıldığı zaman daha verimli, daha yüksek verimli bir verim elde edeceğimizi sanıyorum. Türkiye'de seracılık yaklaşık 50 yıldır geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Teknolojik gelişmelerin seracılığa yansımaması nedeniyle Türkiye bu alanda dünyada 4. sırada bulunuyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan seralarda havalandırma sistemi insan gücüyle işliyor. Zirai dona karşı alınan tedbirse soba yakmaktan ibaret. Dengeli ısıtma ve nemlendirme sağlanamaması bitkilerde hastalıklara yol açıyor. Türkiye'nin sera merkezi olan Akdeniz'de modern seraların sayılarını artırmak öncelikli hedef. Modern seralarda kalorifer sistemiyle ısıtma çalışması yapılıyor. Böylelikle sıcaklık farkı en az seviyeye iniyor. Bu da ürünlerin hastalanmamasını sağlıyor. Bitkilerde insan gibi. Hani çok terlerse hasta olur, üşürse yine hasta olur. Bitkide de bu aynı geçerli. Bitkide örnek veriyorum, diyor ki ben 28 derecede çok iyi olurum. Ama onu geçtikten sonra problemlerim başlar. Modern seralarda kalorifer sistemi sayesinde sıcaklık sabitlenebiliyor. Nem ölçer cihazlarla hastalığa yakalanma riski en aza indiriliyor. Bu da ilaç kullanım oranını azaltıyor. Otomatik havalandırma sistemi de verimi artıran bir başka unsur. Elektronik otomasyon sistemiyle doğru zaman ve oranda gübreleme yapılıyor. Modern serada daha kaliteli. İşte bize bir de otomasyon var, sulaması. Mesela gübrelemede falan devamlı gübre verdiğimiz için daha dolgun, ihracata daha yönelik, raf ürünü daha fazla ve kaliteli domates oluyor. Modern seracılık sisteminin yaygınlaşmasıyla sadece Ege ve Akdeniz'de değil, sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgelerde de üretim yapılabilecek.